Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben Sevray Kaygısız, Türkçe öğretmeniyim. E, Türkçe dersinde milli kültür temasında sizlerle birlikte Tornama Mektuplar adlı metni okuyup etkinliklerini cevaplayacağız. İlk olarak hazırlık çalışmalarına bakıyoruz. Birinci sorumuz 26 Ağustos tarihi ile ilgili yaptığınız araştırmalarınızı arkadaşlarınızla paylaşınız. şöyle ki 26 Ağustos 1071 ve 26 Ağustos 1922. Türk tarihi Türk tarihi açısından gerçekten çok önemlidir. Neden derseniz 71 yılında 26 Ağustos 1071 yılında Malazgirt Zaferi ile Anadolu'nun kapıları Türklere açılmış ve yine bir 26 Ağustos yani bir 26 Ağustos 1922 yılında Başkumandanlık Meydan Muharebesi ile Yunan ordusu bozguna uğratılmıştır ve Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kesinleşmiştir bu açıdan önemlidir. E, i̇kinci sorumuza baktığımızda yaşadığınız bölgedeki müzeler ile ilgili edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız. Bu soruyu araştırmanızı istiyorum. Biliyorsunuz ki yaşadığımız bölgede birçok müze var. Benim ilk aklıma gelenler Etnografya Müzesi, Adana Sinema Müzesi, Adana Atatürk Evi Müzesi ve daha birçok müzemiz var. Bunları gezip bilgi edinmek bizim için gerçekten çok önemli. Parçaya geçiyoruz. Tornuma mektuplar 26 Ağustos. Merhaba sevgili torunum. İki önemli olayın yıl dönemi bugün. Birincisi 1071 yılındaki Malazgirt Savaşı. Anadolu'yu yurt edinmemizin başlangıç tarihi. Tarih kitapları böyle yazıyor. Ama son zamanlarda yapılan bazı araştırmalara göre Türkler hep vardı bu topraklarda. Türklerin Sümer'lerden geldiğini iddia eden araştırmacılar, bilim insanları var. İkinci önemli olay ise bağımsızlık savaşımızda düşmana en büyük darbeyi indirdiğimiz büyük taarruz. 26 Ağustos 1922 günü Büyük Önder Atatürk'ün emriyle her adımda destanlar yaratan ordumuz ulusuyla kenetlenip düşmanın üstüne yürümüştü. O günleri içimizde yeterince hissederek anmayı unuttuk gibi geliyor bana. Kuru sözler, şiirler yetmiyor. Algıyı güçlendirecek deliller gerek. Geçen gün İzmir'den gelen yeğenlerimi babana aldım, anıt e gittik birlikte. Büyük atanın mozalesi önünde durduk. Uzun zamandır fırsat bulup gidememiştim. İçimde bazı duyguların tozlandığını, ışığını yitirdiğini ilk orada hissettim. Önemsemem gereken birçok şeyin üzerinde düşünmediğimi anladım orada. Bir işim vardı, bir hayatım. Ailemi geçindirecek kadar para kazanıyordum. Gerisi bana bütün bunları sağlayan, bugünkü özgürlüğümü armağan edenleri pek düşünmez olmuştum. İşte orada bunu fark ettim. Müzeyi gezdik çocuklarla. Çanakkale Deniz ve Kara Savaşlarının canlandırıldığı bölümü gelince içimde kabaran duyguları kontrol etmek iyice güçleşti. Biz orada 250 bin şehit vermiştik. Gözlerim dolu, tüylerim diken diken baktım her bir ayrıntıya. Tabloda bir asker dönmüş bize bakıyordu bana ta gözlerimin içine bakıyordu. Sanki biz burada boşuna ölmedik. Bunun farkında mısın diye soruyordu gözleriyle. Sonra Sakarya, büyük taarruz. Kulağımda silah sesleri yürümeye devam ettim. Her bir galeride bize bu ülkeyi, cumhuriyeti armağan edenlerin portreleri, büstleri vardı. Tablolarda nasıl ne şartlarda mücadele verildiği, devrimlerin nasıl bir inançla gerçekleştirildiği resmedilmişti. Müzeden çıktıktan sonra bir kez daha mozoleye yürüdüm. Mozolevin önünde bütün kalbimle minnetimi anlattım Atay'a. Emanetinin, emin emanetinin emin ellerde olduğunu söyledim. Onun bir şekilde duymuş olduğuna inanıyorum. Bütün şehitlerin ve gazilerin. Anıtkabir'den ayrılırken babamla kuzenleri birbirlerine heyecanla gördüklerini anlatıyorlardı. Ben kalbimin üstünde, düşüncelerimin arasına sinen tozu temizlemiştim. Unuttuklarımı hatırlamıştım. Bence herkes ne yapıp edip mutlaka bir kez olsun Anıtkabir'e gitmeli. Gidecek durumda olmayanları gerekirse devlet kurumları götürmeli. Müzeler, şehit, şehitler, Anıların ve gerçeklerin saklandığı değil, sunulduğu yerler olmalı artık. Bizim olanı sahiplenmenin yolu buralardan geçiyor. Buraları anlatmaktan ve anlatabilmekten. Eğer anıt kabire gitmedinse git. Eminim bugünkünden çok daha gelişmiş teknolojilerle yenilenmiştir. Belki üç boyutlu diyagramlar, filmler gösteriliyordur. Bilemiyorum. Geleceğin müzelerini merak ediyorum. Ama unutma, önemli olan müze değil, müzede sana sunulanlar. Ve bir müze teknik yönden ne kadar gelişmiş olursa olsun asla içinde barındırdıklarından daha değerli, daha önemli olamaz. Öyle tatili bitiyor. Arkadaşlar izine çıktı. Bugün çok çalışmam gerek. Seni sevgiyle kucaklıyorum. Sahip olduklarının değerini bilen iyi bir insan olman dileğiyle. Hatice Tanrıven, umarım bu metin bize de unuttuklarımızı hatırlatmıştır. Etkinliklerle devam ediyoruz gençler. İlk olarak aşağıdaki kelimelerin anlamlarını metinden hareketle tahmin ederek karşılarına yazınız. Tahminlerinizin doğruluğunu sözlükten kontrol ediniz. İlk kelimemiz büst. Büst heykelcilikte başı, göğsü, bazen de omuzları içine alan sanat ürünü. Okullarımızdaki Atatürk büstlerinden hatırlarsınız diye düşünüyorum. Diyagram herhangi bir olayın değişimini gösteren grafiktir. Ve kenetlenmek kelimesi ise birbiriyle dayanışma içine girmek anlamındadır. Galeri kelimesi ise bir yapının birçok bölümünü aynı katta birbirine bağlayan içten veya dıştan yapılmış geniş geçit. Gittiğiniz müzeler gözünüzün önüne gelsin lütfen. Minnet kelimesi ise yapılan bir iyiliğe karşı kendini borçlu sayma gönül borcudur. Son kelimemiz mozale ise anıt ve mezar anlamındadır. Anlamını öğrendiğiniz kelimeleri lütfen defterinize yazınız. İkinci etkinliğimiz aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle yanıtlayınız. İlk olarak yazarın mektubunu yazdığı tarih hangi önemli olayların yıl dönümüdür? Aslında bu soruyu hazırlık çalışmalarında da cevaplamıştık. 26 Ağustos Türk tarihinde önemli bir yere sahiptir. 1071 Malazgirt Savaşı ve Büyük Taarruz bu tarihlerde Büyük Taarruz 26 Ağustos 1922'de yani 26 Ağustos olarak geçiyor. Büyük taarruz bu tarihlerde denk gelmiştir ve Türk tarihi açısından gerçekten çok önemli bir tarihtir. İkinci sorumuz yazar tozlandığını ve ışığını yitirdiğini düşündüğü milli duyguların hangi etkinliklerle canlandırır? Anıt Anıtkabire, Atamızın yanına gidip müzeleri ve muzeleyi gezerek unuttuğunu düşündüğünü, tozlandığı düşündüğü duygularını hareketlendirmiş, canlandırmıştır diyoruz. Üçüncü sorumuz, yazar Anıtkabir ziyaretinde neler hissetmiştir? Yazar büyük bir heyecan duymuş, minnettarlık duyguları kabarmış yeniden, unuttuğu şeyleri hatırlamıştır. Dördüncü sorumuz, siz daha önce müze ziyaretinde bulundunuz mu? bulunduysanız ziyaret esnasında neler hissettiniz? Ben kendi adıma evet birçok müzeyi ziyaret ettim. Müzedeki her şeyi dakikalarca inceledim. Çok güzel, çok farklı bir duygu. Yaşamadığın bir tarihi, yaşamadığın bir dönemi hissediyorsun. Onun dışında da insanı unuttuğu duyguları hatırlatıyor ya da neler yaşandığını bir kez daha hatırlatıyor şeklinde ifade edebilirim. Beşinci sorumuza baktığımızda milli kültürün korunmasında müzelerin katkısı nedir şeklinde? Müzelerin büyük bir katkısı vardır. Kültürel mirasın korunması sunulmasında önemli bir role sahiptir. Aynı zamanda milli kültürün somut örneklerini koruyarak bizlere olduğu gibi bizlerden sonraki kuşaklara da taşıyacaktır müzeler. O yüzden milli kültürün korunmasında gerçekten önemli bir etkendir diyorum. Üçüncü etkinliğimizle devam ediyoruz. Metninizin konusu tarihi ve önemli olaylara karşı gösterilen ilginin azalmasıdır. Metinde de zaten bunu anladık. Ana fikir ise müzeler milli kültürün korunması ve aktarılmasında, unuttuğumuz duyguları yeşertmesinde önemli bir faktöre sahiptir. Bunlar bu şekilde ana fikrimiz bize sunulmuş diyorum gençler. Devam ediyoruz. Gelelim dördüncü etkinliğe. Aşağıdaki paragrafları okuyunuz ve soruyu yanıtlayınız. İlk mektubumuz torunuma mektuplar. Müzeden çıktıktan sonra bir kez daha Mozele'ye yürüdüm. Mozele'nin önünde bütün kalbimle minnetimi anlattım Atay'a. Emanetinin emin ellerde olduğunu söyledim. Onun beni bir şekilde duymuş olduğuna inanıyorum. Ve diğer bütün şehitlerin, gazilerin. Ailemi yetin, geçindirecek kadar para kazanıyordum. Gerisi bana bütün bunları sağlayan bugünkü özgürlüğümü armağan edenleri pek düşünmez olmuştum. İşte orada bunu fark ettim. Bir diğer metnimiz boş saksı. Üç hafta kadar sonra gencin mahallesindeki bazı gençler tohumlarının nasıl açtığını, bitkilerinin nasıl büyümeye başladığını anlatmaya başlamış. Delikanlı bunları duydukça kendi tohumunu kontrol ediyormuş. Etmesine ama saksıda değişen hiçbir şey göremiyormuş. Aradan haftalar, aylar geçmiş fakat yine de değişen bir şey olmamış. Arkadaşlara büyüyen bitkilerini zevkle anlatırken genç suspus oluyormuş. Elindeki toprak dolu saksıdan bahsedecek değil ya. Artık ümitleri suya düşmüş. Ebru Alemda. Yukarıdaki paragraflarda olayların kimin ağzından anlatılmaktadır yazınız şeklinde. Birinci metnimiz tornama mektuplar birinci kişi ağzından yani olaylar yazarın başından geçmiştir. Bir diğer metnimiz boş saksıda ise olaylar üçüncü kişi, kişi ağzından anlatılmıştır. Yani yazar olay örgüsünde yoktur. İyi bir gözlemci olarak olayları anlatmaktadır. Şeklinde açıklıyoruz. Beşinci etkinliğimizde mektup türüne ait aşağıdaki özelliklerin özelliklerden hangileri torunuma mektuplar adlı metinde bulunmaktadır işaretleyiniz mektup yazılan kişiye uygun hitapla başlamış evet metnimizde sevgili torunuma şeklinde bir hitap var İkinci olarak mektup uzaktaki kişiye duygu ve düşüncelerini iletmek için yazılır evet bu mektup anıt anıtkabir edilip yapılan ziyaret ve orada hissedilen duygu ve düşünceler için düşünceleri aktarmak için yazılmıştır mektubun yazıldığı tarih bellidir evet yazar duygu ve düşüncelerini paylaşmak için yazmış. Evet, o an yaşadığı duyguları torununa aktarmak istemiştir. Mektubun sonu sağlık, esenlik ve iyi dileklerle bitirilmiştir. Mektubumuzda aynı şekilde yani mektubumuz da aynı şekilde bitirilmiştir. Mektubun sağ alt köşesinde ad, soyad ve imza vardır. Hayır, mektubumuzun sağ alt köşesinde ad, soyad ve imza yoktur. Kendi yaşadığınız yeri tanıtan bir rehber olarak hayal ediniz. Yörenizin kültürel özelliklerini, hazırladığınız görselleri, e, görselleri kullanarak anlatınız şeklinde. Sizlerin hazırladığı görselleri dersimizde inceleyeceğiz. Ben yaşadığımız yörenin kültürünü düşündüğümde aklıma portakal bahçeleri geliyor. Tabii ki vazgeçilmez kebap, şalgam, e, sıcak havası biliyorsunuz artık e, esprilerin konusudur sıcak havamız. Onun dışında müzelerimiz, taş köprüsü, taş köprümüz ve bekli kilise yani Adana'yı, Adana insanını anlatan pek çok şey kültürümüzde yer alıyor açıkçası. Bunu görsellerle sunmanız daha keyif vereceğini düşünüyorum ve diğer etkinliğe geçiyorum arkadaşlar. Yedinci etkinliğimiz ise milli bayramların sizde uyandırdığı duyguları anlatan mektubunuzu bu bayramların borçlu olduğumuz tarihi kahramanlarla birine yazınız şeklinde. burada da olduğu gibi müzelere giderek ya da başka bir şekilde milli duygularımızı canlandırmak değil de her zaman hatırlamamız gerektiğine inanıyorum. Milli bayramlarda ne zor şartlarda bu ülkenin kurtarıldığını hatırlıyoruz. Vatan için hayallerinden, sevdiklerinden, hayatlarından vazgeçen herkesi minnetle anıyoruz. Ne söylesek aslında, ne yapsak borcumuzu ödeyemeyiz, bunu biliyoruz. Bu yüzden emanete sahip çıkmak bizim için daha önemli. Bunu hatırlatabilirim sizlere. O yüzden sizin yazacağınız mektupları bekliyorum. Tarihi büyüklerimize, tarihi kahramanlarımıza yazacağınız mektupları bekliyorum. Milli bayramlarımız için mektuplarımızı yazın bakalım. Sınıfta da keyifle okuyalım arkadaşlar. Diyerek devam ediyorum. Ve sanırım Etkinliğimiz devam ediyor. At soyat imza şeklinde bitirmiş. Sekizinci etkinliğimiz. Aşağıdaki cümlelerle altı çizili sıfatları cümleye kattığı anlam açısından inceleyiniz. Öncelikle sıfat neydi? İsmin önüne gelerek onları miktar, sıra, konum, renk, biçim yönünden tanımlayan, tarif eden isimlerdi. Hemen bakıyoruz. İçimde bazı duyguların tozlandığını, ışığını yitirdiğini ilk orada hissettim derken... Buradaki sıfatımız bazı. Önemsemem gereken birçok şeyin üzerinde düşünmediğimi anladım orada. Dediğimizde birçok kelimemiz burada sıfat. Afyon Karahisar'daki Ulu Cami kaç direk üstüne kurulmuş cümlesinde kaç kelimesi sıfattır? Her adımda destanlar yaratan ordumuzun o ulusuyla kenetlenip düşmanın üstüne yürümüştü cümlesinde her kelimesi sıfattır. Topkapı Sarayı'na gitmek için hangi yolu takip etmeliyim de hangi kelimesi sıfattır. Şimdi devam ediyoruz. Altı çizili sıfatlardan hangileri isimleri soru yönünden belirtmiştir dediğimizde bakıyoruz hemen. Üçüncü ve dördüncü cümlemizde kaç kelimesiyle hangi kelimesi ismi soru yönünden Kaç direk hangi yol şeklinde soru olarak belirtmiştir. Soru yönünden belirtmiştir diyoruz. Altı çizili, altı çizili sıfatlardan hangileri isimlerin miktarlarını belli belirsiz belirtmiştir dediğimizde. Aslında bize belgisi sıfatı soruyor. Belgisi sıfatın özelliği neydi? Ee, kullanıldığı cümlede sayı ve miktar bakımını tam olarak ifade etmeyen sıfatlardı. Burada da bazı, birçok ve her e, kelimeleri belgesi sıfat olarak kullanılmış isimlerinin miktarlarını belli etmemiştir diyoruz gençler. C etkinliğimizin C bölümünde bazı hangi birçok kaç her kimi kelimelerini isimlerini belirtecek şekilde cümlede kullanılır şeklinde salondaki bazı eşyaları dışarı taşıyalım dediğimizde bazı hangi oyunu seviyorsun dediğimizde hangi birkaç kişi toplantıya katıldı cümlesinde birkaç Kütüphane'de bana ait birçok kitap var dediğimizde birçok. Her zaman bizi ziyarete gelebilirsin cümlesinde her. Kimi insanlar geziyor, kimileri dinleniyor dediğimizde cümlesinde kimi kelimesi sıfattır. Sizlerin cümlelerinde sınıfta okuyacağız gençler. Etkinliklerimiz burada sona ermiştir. Gelecek derse lütfen inoska tarafından belirlenen ve koruma altından koruma altına alınan kültürel miraslarımızla ilgili bilgi toplayınız. Teşekkür ederim gençler. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.